Özellikle milattan sonra Hristiyanlığın ilk yayılma dönemlerinde hemen güneyindeki Hatunsaray bölgesindeki Hristiyan yerleşimler, Konya'daki putperest yönetimden kaçıp oraya yerleşen özellikle Ayatekla bir azize, onun olduğu bölge. Bunun Konya bölgesindeki çalışmalar sırasında ciddi bir şekilde cezalandırılma ihtimali gündeme geldiği için Hatunsaray'a gelip yerleşiyor. Ve Kilisa bölgesi Hatunsaray'ın bir ileri karakolu gibi görünüyor. Tabi bölgede daha sonradan özellikle Beyşehir'e giden işte Listra, Kilisra, Mistia yani Hatunsaray, Kilisra, Beyşehir yolu üzerinde, kral yolu üzerinde bir bölge. Bu bölgede tabi güneydeki İzora bölgesinde, Bozkır bölgesindeki bir nevi pagan inanca sahip olan yani inançsız olanların gelip sürekli olarak saldırılar düzenlediği bölge. Hem Konya'nın hem Bozkır'ın saldırılarını engellemek için Kilisra bölgesi bir nevi karakol vazifesi görmüş. Tabi bölgede epeyce bir kilise varlığı söz konusu. O dönemde kalma mimari yapılar, pek çoğu kaya oygu yapıları. Ve bu oygu yapılarının içerisinde şey, kiliseler, şapeller, yaşam alanları mevcut. Ve tarih anlamda da oldukça önemli olarak gördüğümüz bir nokta. Hemen Konya'nın yakınında da yer aldığı için turizm anlamında da, inanç turizmi anlamında da önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Tabii kilise bölgesindeki kayalar Konya çevresinde günümüzden yaklaşık 11 ila 3 milyon yıl arasında oluşmuş olan volkanik kayaların olduğu bölge. Kilisra'da ana kilisenin olduğu bölgede özellikle kayalar ignimbrit dediğimiz bir nevi volkanik kaya. Yani patladıktan sonra kaynaklanmış olan tüfler. Bunların içerisinde daha kolay işlenebildikleri için yani kolayca oyulabildikleri için o bölge tercih edilmiş. Peri bacası yapısı dediğiniz doğrudur. Peri bacası tam da böyle arazilerde yani suyla ya da işte gece gündüz sıcaklık farkları, mevsimsel şartlarla çabuk ayrışabilen özellikle üstte ignimbrit tabakalarının sağlam olduğu bölgelerde alttaki yapıyı koruyan bir morfolojiye sahip. Bu morfoloji içerisinde bu tip yapıların içerisi kolayca oyularak içerisinde odalar, ibadethaneler, yaşam alanları oluşturulabiliyor. Orta Anadolu'da birçok noktada gördüğümüz peri bacası yapıları küçük çaplı da olsa kilise bölgesinde de mevcut. Oyma kiliseler Hristiyanlık için çok önemli yani de.